Aziz gençler, bugünkü sohbetimizin konusu hicret, hicret ve medya. Dolayısıyla sohbetimiz iki ayrı parçadan oluşacak. Parçanın birini hicret teşkil edecek. İkinci parça ise inşallah Medine teşkil edecek. Dolayısıyla Medine ile ilgili size bazı bilgiler aktarmayı düşünüyorum. Yarın mevzu nasip ederse Medine gezimiz olacak. İnşallah Medine gezimizde de bir altyapı teşkil etsin istiyoruz. Şimdi hicreti hazırlayan nedenlerle başlayalım isterseniz. Hatırlayın, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ondan sonra ilk vahyi aldı. Vahyi aldıktan sonra da Hazreti Peygamber evine gitti. Evine gidişinden itibaren de aldığı yeni ödevi, yeni misyonu, yeni görevi diğer insanlara anlatmak için bir çabanın içerisinde. İlki kuşkusuz yakınlarından başlamış idi ki ölüde yapmak icap eder. Bir doğruyu, bir düşünceyi insanlar önce yakınlarından başlayanlardan anlatmak zorundalar. Eğer siz yakınlarınızı ihmal ederseniz sahip olduğunuz düşünce ne kadar önemli, ne kadar ciddi, ne kadar büyük bir düşünce olursa olsun yine hedefine ulaşamaz. Onun için Hazreti Peygamber ilki kendinden ve kendi ailesinden işe başlamış. Süre sonra Hazreti Peygamber İslam'ı diğer insanlara anlatmanın da bir yolunu aradı. Tebliği diğer insanlara anlatırken de iki aşamayı takip ettiğini bilirsiniz. Bunların ilkini hatırlarsanız gizli tebliğ dönemi, ikincisine ise alevi tebliğ dönemi diyoruz. Gizli tebliğ döneminde Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam münferit olarak seçtiği bazı insanlara İslam dinini anlatmak için bir gayretin içerisinde oldu. Hazreti Ebubekir bunların başında geliyordu. Yine Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yakın dostlarını bunların arasında sayabiliriz. Ama hele hele İslam dinini kabul etmiş olan ilk Müslümanların İslam için verdikleri çabaya şahit oluyoruz ki son derece önemliydi. Yine bunların başında Hazreti Ebubekir geliyordu. Hatırlarsanız Sa'd bin Ebi Vakkas, Talha bin Ubeydullah, Zübeyir bin Avvam, Abdurrahman bin Avf, Osman bin Affan ve diğerleri, Said bin Zeyd ve diğerleri Hz. Ebu Bekir'in tavasutuyla, çabasıyla, uğraşıyla İslam dinini kabul etmişler. Bunların İslam dinini kabul etmesiyle birlikte İslam dininin Mekke'de hızla yayıldığını görüyoruz. İslam'ın Mekke'de yayılması beraberinde İslam'a karşı çıkan insanların da çabasını getirdi. Dolayısıyla İslam'ı kendi çıkarları için bir tehdit olarak algılayan insanlar İslam'ın yayılışını durdurmak için bir çabanın içerisine girdiler. Ebu Cehiller, Hazreti Ömerler, ondan sonra Ukbeler ve sahire tüm bunlar bu evrenin içerisinde. Hazreti Ömer de hatırlarsanız İslam'ı durdurmak için çaba verenlerin arasında yer alıyor. Ama görüyoruz ki Hazreti Peygamber'in o meşhur duası Ya Rabbim sen İslam'ı iki Ömer'den biriyle destekler ya da güçlendir diye o meşhur bu duası yerini bulmuş ve Hazreti Ömer Allah ona rahmet eylesin İslam dinini kabul etmişler. Hazreti Ömer'in İslam dinini kabul etmesi bizde bir dönüm noktasıdır. Onun için biz İslam dininin Mekke dönemini anlatırken Ömer öncesi ve Ömer sonrası diye ikiye tefrik ederek anlatırız. Yani Hz. Ömer'in İslam dinini kabulü bir dönüm noktasını teşkil etmektedir ki son derece önemli bir dönüm noktasıdır. Bu tarihten itibaren artık İslam'a karşı koyanların apayrı bir mecraya girdiklerini görüyoruz. Hz. Peygamber'i önce ciddiye almamışlardı. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam herhalde bir hevese kapılmış, kafayı da yemiş tabiri caizse. Zaten sen delisin de diyorlardı, böyle düşünüyorlardı. Ve bu şekilde baktılar hadiseye. Sonra baktılar ki böyle değil. O zaman Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a acımaya başladılar, yazık yazık. Allah'la konuştuğunu iddia ediyor, vay galibim demeye başladılar. Şu Abdullah'ın yetimi var ya, işte o Allah'la konuştuğunu sanıyor, bu ikinci aşamadır. Üçüncü aşama Hazreti Peygamber'i tasvir aşamasıdır.
Onu küçük düşürme, küçük görme, toplum içerisinde ağırlığını yitirme aşamasıdır. Ya da yitirmeye gayret aşamasıdır. Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam'a vahiy. Sen misin peygamber? Allah'tan vahiy aldığını söylüyor musun? Öyle mi? Falan diye Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam'ı aşağılamaya çalıştıklarını görüyoruz. Bir sonraki aşama Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam'a ayağını denk al deme aşamasıdır. Sen ey Muhammed, aman ha, şunu yaparsan karşılığında şunu görürsün, şununla karşılaşırsın deyip Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam'ın tehdit aşamasıdır o. Ve ondan sonraki aşama ise tehditin gerçekten fiiliyata da döküldüğü aşamadır. Hem Hz. Peygamber'in bizzat kendisini bu işkencelere maruz kaldığını görürüz, hem de Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam'la birlikte İslam için çaba sarf eden insanların önemli bir kısmını bu işkencelerden tabir caizse nasiplerini aldığını görürüz. Hz. Peygamber'in evladı İbn-i Ebi Hale, Hz. Hatice'nin oğlu da biliyorsunuz. Peygamber Efendimiz'in evlatlığıyla onun evindeydi, onun evinde büyümüştü. İlk şehidimiz olarak tarihteki yerini aldı. Ondan sonra arkasından Sümeyye'miz, sonra Yasir'imiz, onlar onu takip ettiler. Hele Sümeyye validemizin şehadeti gerçekten de apayrı bir şeydir. Sümeyye validemizin bir ayağını bir deveye, öbür ayağını başka deveye bağlıyorlar. Devenin birini doğuya, öbürünü batıya gönderiyorlar. Ve Sümeyye validemiz bu şekilde vefat ediyor. Sonra arkasından Bilal'leri hep birlikte zaten biliyoruz. Birçoğuna da müttariyiz. Bilal-i Habeşi'yi sıcak, işte o öğlenin sıcağında ondan sonra siyah taşların üstüne koyuyorlar. Ve güneşin altında ondan sonra kaynamasını, pişmesini sağlamaya çalışıyorlar. Öğleleyip Mescid-i Nebevi'ye gittiğiniz zaman çocuklar, bir şu ayağınızı, ayakkabınızı çıkarın ve Mescid-i Nebevi'nin önündeki siyah taşlara değil, mermer üzerinde yürümeye çalışın. Beyazdır. Beyaz biliyorsunuz ışını yansıtır. Dolayısıyla onun çok fazla ısınmadığını bilmemeniz icap eder. Siyahı daha çok ısındığını, çünkü ışığı çektiğini bilmeniz icap eder. Bir deneyin, bir bakın. Bilal-i Habeşi'yi ancak öyle anlayabiliriz. Ben bunları kendi çocuğumu anlattığı zaman çocuğumu anlamamıştım. Buraya biz Umre'ye geldiğimiz zaman benim delikanlıydı, dene demiştim. O zaman benim delikanlı gerçekten bunu anlamıştı. Bunu ancak böyle anlayabilirsiniz. Bununla da iltifa etmiyorlar. Habab bin Eret vesaire gibi mesela Habab'ı ne yapıyorlar biliyor musunuz? Demirci Habab. Ondan sonra o körük ateşinin üzerine aynen mangalı düşünün. Mangal ateşinin üzerine sırt üstü Habab'ı yatırıyorlar. Ve o ateş sönünceye kadar Habab öyle kalıyor. Peki bütün bu insanlara bu işkenceler neden yapıldı? Bu son derece önemli bir şey. Keyif olsun diye mi yapıldı? Yoksa gerçekten bir nedeni var mı? Bakın nedeni neydi biliyor musunuz? O insanlar Allah'tan başka ilahın olmadığını haykırdıkları için bu işkencelere maruz kaldılar. İlah, Allah'tan başka ilah yoktur diyorlardı. İlahı hatırlayın. Ne demekti dün hocam? Son derece veciz, çok da güzel bir şekilde bunu izah etmişti. Yeniden hatırlayalım. İlah, kişinin hayatına yön veren her bir güç için kullandığınız bir kavramdır. Hayatınıza yön veren neyse ilahınız odur. Bazen hayatınıza yön veren sizin gelecek kaygılarınızdır. Abi ben şunları böyle, şunu okuyacağım, şöyle yapacağım. Yarın falanca makama geleceğim. Bütün hayatınızı gerçekten o makama gelmek için gibi diyorsanız siz o zaman o makamı kendinize ilah edinmişsiniz demektir. Eğer gerçekten siz dünyalık elde etmek için bütün çabanızı o mal, mülk, para elde etmek için harcıyorsanız o zaman o mal, mülk, para tamamı sizin için ilaha dönüştü. Gerçekten siz bir hanımın gönlünü ya da bir beyefendinin gönlünü çelmek için, kazanmak için çaba sarıyorsanız o beyefendi ya da o hanımefendi sizin için ilaha dönüşmüş olur. Siz gerçekten sadece kendi evladı iyalinizi, annenizi, babanızı düşünerek bir çabanın içerisinde oluyorsanız o zaman sizin için ilahınız, anneniz, babanız, yakınınız o bu sefer ilah konumuna yükselmiş oldu. Bakın Mekke'nin müşrikleri, yüce peygamberi Allah'tan başka ilah yoktur haykırışı karşısında takındıkları tavır budur. Peki bunun karşısında dönüp gerçekten de kendimize sormamız lazım aziz gençler. Biz la ilahe illallah diyoruz da neden bu la ilahe illallah deyişimiz bu kadar etki yaratmıyor? Çünkü biz la ilahe illallah derken
Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bir ifadesi var, diyor ki iman onların boğazından aşağı değil. Meğer bu, diyor Hazreti Peygamber, bu tür şeye sahip olanlar. Dolayısıyla imanımız bizde hayat olmuyor, bir hayata dönmüyor, bir dönüşmüyor. Yani bizim toplum içerisindeki halet-i ruhiyemize yansımıyor. İşte yansımadığı için de bizim söylediğimiz o la ilahe illallahların bir anlamı olmuyor. Toplum içerisinde onların gerçekten de ciddi bir yansıması olmuyor. İşte Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın o la ilahe illallah ile söylediği la ilahe illallah ile bizim söylediğimiz la ilahe illallahlar arasında bu kadar ciddi bir fark vardır. Ve Hz. Peygamber'in söylediği o la ilahe illallah o kadar ciddi bir aksül amel oluşturdu ki en son Mekke'nin müşrikleri dediler ki siz burada yaşayamazsınız. Burada yaşamamanız lazım. Gidip kendinize bir başka mekan seçin ya da bu düşüncenizden vazgeçin. Onun için Hz. Peygamber doğrusuna o kadar çok değer veriyordu ki o doğruyu yaşayabilecek mekan aramaya koyuldu. O mekanların ilki hatırlarsanız Habeşistan'dı. Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Müslümanları Habeşistan'a yönlendirdiği zaman Giriz burada adil bir hükümdar var demiş ve o insanları Habeşistan'a yönlendirmişti. Müslümanlar Habeşistan'a gittikleri zaman Habeşistan'da kısırık olarak köşelerine çekilip Allah 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 diye sadece zikirle iştigal eden insanlar olmadılar. Onlar gittikleri mekanı dönüştürmek için bir çabanın içerisinde oldular. Gittikleri mekanda kendi doğrularını anlatmak için uğraş verdiler. Çaba sarf ettiler. Allah'ın dinini hem yaşamak hem yaşatmak için uğraştılar. Ve kısa süre içerisinde bugünkü Somali'nin ve bugünkü ondan sonra Sudan'ın önemli bir kısmının İslam ile müşerref olduğunu görüyoruz ki sadece öyle değil, Afrika'nın içlerine doğru Nijerya'sı ona dahil, Nijerya ona dahil bu bölgeleri de İslam'ın kısa süre içerisinde yayıldığını görüyorsunuz. Tekrar ediyorum. Niçin İslam o bölgede bu kadar kısa süre içerisinde yayıldı? Bakın, askeri seferlerle değil, giden insanların kendi yüreklerinde İslam'ı taşıması ama İslam'ı orada kendilerine bir hayat haline getirerek ayakta durmalarının bir sonucu olarak o İslam orada tamam oldu. Ve o kadar kısa süre içerisinde yayıldı ki insanlar gemiler dolusu Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı ziyarete geldiler. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı ziyarete gelen Habeşlilerden bir gemi biliyorsunuz ondan sonra batıyor ve ashabın ve artık tabi'in diyebilirsiniz siz onlara. Tabi'inin önemli bir kısmı ondan sonra orada vefat ediyor. Kurtulanların bir kısmı Medine'ye vasıl oluyorlar. Hz. Peygamber'in yanına yerleşiyorlar. İşlerinden bazısı Hazreti Ali vesaire gibi ashabla arkadaşlık kuruyor. Ve onlarla bağını pekiştirmiş oluyor. Bakın önemli bir şeydir. Tekrar ediyorum, insanlar o bölgeye gittiler ve o bölgeye gittikleri zaman İslam'ı üzerinde taşıdılar. Biz niye bugün Avrupa'da bu kadar başarısızız? İçimizde Avrupa'da yaşayan Müslümanlarımız var. Şimdi Avrupa'ya gittiğiniz zaman oradaki Müslümanlarımız çok başarısızdır. Afrika'ya giden Müslümanlarımız gibi değil. Uzak Doğu'ya giden Müslümanlarımız gibi değil. Uzak Doğu'ya giden Müslümanlarımız da çok başarılıydı. Afrika'ya gidenlerimiz de çok başarılı. Ama Avrupa'ya gidenlerimiz bu kadar başarılı değil. İlleti nedir biliyor musunuz? İlleti şudur. Avrupa'ya gidenlerimiz üzerlerinde İslam'ı bir kisve olarak taşımıyorlar. Hırsızlık var, yalancılık var, sözünde durmama var. Ama kuşkusuz içinde Müslümanı var, izzet sahibi olanı var, erdem sahibi olanı var. Ama öbürleri de durduğu için, öbürleri de var olduğu için insanlar onlara bakıyorlar. Diyorlar ki ha Müslüman ne diyeyim böyle diyorlar. Oysa ki öbür tarafa baktığınız zaman o insanlar, tekrar ediyorum, İslam'ın üzerlerinde bir kisve olarak taşıyorlardı. Öyleyse biz, İslam'ı eğer üzerimizde bir kisve, bir elbise olarak taşırsak başarılı olabiliriz. Bunu böyle düşünmemiz lazım. Usvetun hasene ifadesi Hz. Peygamber için Kur'an'ın kullanıldığı bir ifadeydi ve bunu temsil ediyor. Kisveyi yani üzerinde taşıdığı o elbiseyi temsil ediyor aziz gençler. İşte Hz. Peygamber'in Habeşistan'a gönderdiği bu kitle burada çaba sarf ederken geri kalanlar ise, Mekke'de kalanlar ise uğraşlarına devam ettiler. Onlar kendi inançlarından vazgeçmediler. Ve bununla birlikte İslam'ın da hızla yayıldığını görüyorsunuz.
Ama karşılığında Mekke müşriklerin de evlerinin bağlı kalmadığını da görürsünüz. Onun için Müslümanları abluka altına aldıklarını görürüz. 3 yıllık bir abluka sürecidir ki bugünkü Gazze şeridindeki Müslüman kardeşlerimizle çok ciddi bir benzerlik arz eder o günkü insanların o tavrıyla. Gittiğimizde inşallah göreceğiz Allah nasip ederse. Şibhe bir talip dediğimiz bir küçücük bir alandır ve o alanın içerisinde hapsedilmiş olan insanlar, onlar açık hava hapishanesinde gibiler. Dışarıya çıkamazlar. Dışarıdan bir şey satın alamazlar, ihtiyaçlarını gideremezler. Hatta onlarla sosyal ilişkiler bile alı da almakta söz konusu. Hiç kimse onlara kız vermez, kimseden de kız alamazlar. Aynen bugün Gazze şehrindeki Müslümanlara uygulanan ambargonun bir değişiğini o gün orada yaşandığını görüyorsunuz. 3 yıllık o süre zarfında epey bir insanın öldüğünü biliriz. Evet, bunları belki isimleri kaynaklarınıza da yansımamıştır. Müslümanlar sırlarının özellikle gayrimüslimler tarafından bilinmesini istemedikleri için o sırların önemli bir kısmını korudular, muhafaza ettiler, diğer insanlara aktarmadılar. Ama tekrar ediyorum, önemli bir kitlenin, önemli bir grubun öldüğünü biliriz. Özellikle de küçük çocuklar. Hele hele açık olanları vardı ki Hazreti Hatice Validemiz ile Ebu Talip, bunların ikisidir biliyorsunuz. O abluka bittikten hemen bir ay sonra her ikisinin vefat ettiğini biliyoruz, malumunuz. Dolayısıyla onlar o abluka yıllarında zayıf düştükleri için ondan sonra kısa süre içerisinde de hayatları son bulmuş oldu. Ebu Talip ile Hazreti Hatice Validemizin vefatıyla birlikte Hazreti Peygamber artık kesinlikle Mekke'de yaşayamayacağını anladı. Onun için biraz daha tabir caiz ise ondan sonra bu araştırmasını daraltmış oldu. Tam bu dönemde Medine'lilerle tanıştı Hazreti Peygamber. Medine'lilere İslam'ı anlattı. 3 kişilik bir gruptu bunlar. Bu 3 kişilik grup İslam'la evet etkilenmişlerdi ama İslam'ı kabul etmediklerine dair veriler elimizde daha çok. Medine'ye geldiler. Medine'de konuştular. Dile getirdiler. Bir adam var dediler Mekke'de. Peygamber olduğunu söylüyor. Vahiy aldığını söylüyor dediler. Ve buradaki insanları hazırladılar. Ertesi yıl 6 kişiydi. 1. Akabe biatına katılanlar biliyorsunuz. O 6 kişi Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam buluşuyor. Ve o 6'sına İslam'ı anlatıyor. O 6 zat İslam dinini kabul ediyor. Biliyorsunuz Akabe biatlarına bazen 2 deriz, bazen 3 deriz. Eğer bu 6 kişiyi 1. Akabe biatı olarak kabul ederseniz ondan sonra bu 1. Akabe biatı 3 dememiz icap eder. Ama bunu saymazsanız o zaman 2 akabe biatı gerçekleştirilmiştir. Ondan sonra 12 kişiye çıkıyor biliyorsunuz ve ertesi yıl 73 kişiyle Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın dizi dibine çökmüş Medineli bir grupla karşılaşıyoruz ki o 12 kişi Medine'ye geldikleri zaman yanlarında bir öğretmen talepleri vardı ve Hazreti Peygamber onlara bir öğretmen gönderiyor. O öğretmenimiz Mus'ab'dır biliyorsunuz. Allah nasip ederse yarın bu şehidinde Mus'ab'da yine epey bir bahsedeceğiz. Mus'ab'ın Medine'ye gelişinden sonra Medine'de kuşkusuz İslam hızla yayıldı ve Hazreti Peygamber'in hicretine artık Medine hazır hale gelmişti ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yanında gar arkadaşı dediğimiz Hazreti Ebu Bekir ile birlikte Mekke'yi terk ederek Medine'ye hicret etti. Şimdi hicrete geliyoruz. Hicret gerçekten nedir aziz gençler? Hicret dediğimiz şey Hazreti Peygamber'in baskıcı bir yönetimden doğrusunu yaşayamadığı bir mekandan kaçışı mıdır? Yoksa hicret gerçekten daha da büyüyerek yeniden başlamaktır. Bakın bu önemli bir şey. Ve hicretin aslında büyümek amacıyla yeniden başlama anlamına geldiğini bilmeniz lazım. Hicret bir kaçış asla değildir. Hicret yeniden başlamak için yeni bir çabadır, yeni bir uğraştır. Hicret bir peygamber mesleğidir. Hicret bir davetçi mesleğidir. Hicret bir düşünce sahibi olan insanın kendi düşüncesini bir başka mekanda yeniden filizletmek için ya da büyütmek için bir çabadır. Peygamber mesleği dedim, hangi peygambere bakarsanız bakın bir hicretten sonra doğrusunu anlatmıştır. Hazreti İbrahim Keldalistanlıydı biliyorsunuz. Keldan'dan kalktı,
davasını geldi, Mekke'ye kadar taşıdı. Mekke'de o davayı yermeye başladı. Hazreti İsa'yı görürseniz aynı şey söz konusu. Hazreti Musa da aynı şey söz konusu. Mısır'dan yola çıktı, Medine'ye geldi. Medine'ye hicret etti tabiri caizse. Geri döndükten sonra o dinini, o doğrusunu aldı ve oraya yeniden taşımış oldu. Öyleyse hicret dediğimiz şey aziz gençler, bir kaçış değildir. Tekrar ediyorum, hicret bir başlangıçtır. Ve aynı zamanda büyük medeniyetlerin tamamının bir hicretten sonra gerçekleştiğini unutmamanız lazım. Hangi medeniyeti ele alırsanız alın, bunun böyle olduğunu görürsünüz. İslam medeniyeti içinde kuşkusuz bu geçerlidir. İslam fetihleri başladıktan sonra biliyorsunuz ki hicret gerçekleşmiş yani ve ondan sonra İslam medeniyeti dediğimiz o muazzam medeniyet oluşmaya başlamıştır. Bunu onlar İslam medeniyetinden önceki medeniyetler içinde rahatlıkla söyleyebilirsiniz. Hatta geç dönem İslam medeniyeti için de söyleyebilirsiniz. Osmanlı'nın kurduğu medeniyet bir hicretten sonradır. Selçuklu'nun kurduğu medeniyet bir hicretten sonradır. Bütün bunları teker teker bu şekilde zikretmeniz mümkün. Öyleyse her bir medeniyet bir hicretten sonra gerçekleşmiştir. Ve hicret aynı zamanda yeniden başlamak için atılmış bir adım. Peki hicret dediğimiz şey öyleyse bir başlangıç ise niçin hicret ettiğimizin de bilinmesi icap eder. Hicret bir doğru için, bir dava için, bir inanç için yapılır. Dolayısıyla siz o yeniden başlanmayı niçin yapıyorsanız, hangi adımı atıyorsanız sizin hicretiniz onadır derdi ya Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Bazen bir insanların uğraşı sadece dünyadır. Çabası, mekanını terk edişi, yeni bir başlangıcı dünya içindir. O zaman diyor ki Hazreti Peygamber onun hicreti dünya içindir. Bir adam hicretini bir hanım için yapabilir. O zaman da onun hicreti bir hanım içindir. Tersten de almanız mümkündür. Bir beyefendi için de yapabilir. O zaman da onun hicreti bir beyefendi içindir. Ama eğer bir adamın hicreti kendi davasını büyütmek, davasını yaşatmak, davasını yaşatmak için ise işte onun hicreti Allah içindir ve onun kendi doğrusu içindir, kendi inancı içindir. Hicretimizin bizim böyle olması icap eder. Biz bugün bir hicret yaşıyoruz değil mi aziz gençler? Memleketimizi terk ettik, buralara geldik. Bu da bir hicrettir. Bir göçtür. Bu göçü niçin gerçekleştirdik? Yenilenmek için gerçekleştirdik. Doğruyu yeniden ama yeniden bulmak, onu kendi pratiklerimize geçirmek ve dönüp bu doğrumuzu memleketimizde anlatmak, ihya etmek için buralara geldik. Öyleyse bir hicretimizin Allah için olması icap ettiğini bilmemiz lazım. Ve bu şuurla, bu bilinçle hareket etmeli. Memleketimize de inşallah bu bilinç, bu şuurlara gidip doğrumuzu en güzel şekilde anlatmanın bir yolunu bulmamız icap eder. Yoksa aldığımız hurmalarla gidip çevremizdeki ondan sonra hava atabiliriz. Hurmalarımızı dağıtırız. İkinci boncuklarımızı da aldık zaten. Onları da dağıtırız. Herkes bizim umreye geldiğimizi bilir. Böylece biz de görevimizi yerine getirmiş gibi oluruz. Oysa ki asıl görevimiz bu değil. Buraya gelişimiz bizimle alakalıdır. Yenilenmekle alakalıdır. Tevhidi düşünceyi yeniden yakalamakla alakalıdır. Ve o tevhidi düşünceyi kendi pratik hayatımıza geçirmekle alakalıdır. Dönüp o tevhidi düşünceyi aynı zamanda oradaki insanlara aktarmakla görevli olduğumuzla alakalıdır. Gidip bunu orada en iyi şekilde anlatmamız gerektiğini de bilmeniz lazım. Bu konuşmamın birinci kısmını teşkil etti. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam böylece Medine'ye vasıl olmuş oldu. Şimdi gelelim Medine'ye. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Medine'ye geldiği zaman Medine nasıl bir yerdi? Belki bu soruyu şöyle de sormak mümkün. Niçin Medine? Diye de aslında bunlar bir nevi cevap mahiyetindedir. Medine üç temel bölgeden oluşuyordu Hazreti Peygamber Medine'ye geldiği zaman. Birinci kısmını aşağı Medine diyoruz Safile. Bu bölge içinde bulunduğumuz bölge Safile bölgesidir. İkinci kısmını Avali diyoruz. Yarın gideceğiz inşallah Uhud'un olduğu bölgedir. Oraya da Avali diyoruz. Üçüncü kısmı Kuba bölgesidir. Yarın böyle nasip ederse oraya da gideceğiz. Dolayısıyla üç temel bölgeye ayrılıyor bile. Kuba bölgesinde Yahudiler ve Hristiyanlar meskundu.
Yahudiler, tabii tamamı Kubba'nın tamamı Yahudiler değil. Bir kısmı Yahudiler, geri kalan da Evs kabilesini ondan sonra teşkil ettiğini biliyoruz. Bu bölge ise, Safile bölgesi ise, Hazreçlilerin meskun olduğu bir bölgeydi. Avali bölgesi, Yahudilerin bölgesidir. Orada Nadir oğulları, Rezan ve Kaynık oğulları ondan sonra yer alıyor. Tekrar ediyorum, üç bölgeye ayırdık Medine'yi. Avali, Safile ve Kubba olmak üzere üç bölge. Üç temel grup yaşıyor burada. Birinci grubu Yahudiler. Yahudiler kendi içerisinde iki temel gruba, iki temel kümeye bölünmüş vaziyetteydiler. Kümenin birine kahinler diyoruz. Din adamları sınıfını teşkil ediyor idi. Kaynukoğulları, Kureyza oğulları ve Nadir oğulları din adamları sınıfını teşkil ediyor. Onun için onlar birinci sınıf Yahudilerdir. Birinci sınıf Yahudiler olması hasebiyle de diğer Yahudiler de kendilerini üstün görüyorlardı. Masile oğulları, Şatile oğulları, Amr bin Avf oğulları, Kamr bin Avf oğulları Kubba'nın sakinleriydi. Ondan sonra bu grup ise, Yahudilerin bu kısmı ise ikinci sınıf Yahudi statüsüne sahipti. Şöyle bir tartışma var. Bugün hocam da o tartışmaya ondan sonra dahil olmuş idi. Daha doğrusu hocam da değindi o konuya. Şimdi Yahudilerin, Medine Yahudilerinin bir kısmının Arap olduğunu biliyoruz. Arap iken Yahudileşmiş olanların Arap olduğunu biliyoruz. Onun için bu Masile, Şatile, Amr bin Avf oğullarının Arap kökenli Yahudiler olduğunu, öbürlerinin ise asıl Yahudiler olduğu şeklinde kaynaklarımızda bilgiler var. Ama her halükarda Yahudilerin iki temel kümeye ayrıldığını bilmeniz lazım. Hristiyanlara gelince Hristiyanlar çok ciddi bir grubu teşkil etmiyorlardı. Muhammed Hamidullah Hoca 40 kişilik bir gruptan bahsediyor, bir Hristiyan grubundan bahsediyor. Bu 40 kişilik grubunda Kubba tarafında oturduğunu biliyoruz. Bugün Mescid-i Dırar'a gittik. Mescid-i Dırar Kuba'ya yakın bir yerde ve Mescid-i Dırar Hristiyanların hareket merkezi. Başlarında Mescid-i Dırar'ın olduğu bölgeye gittik. Ve başlarında Ebu Abdullah Rahip adında bir papaz vardı. Bizans'la irtibatı vardı. İstanbul'a gidip geldiğini biliyoruz. Hatta kimi rivayetlerden İstanbul'da vefat ettiğini, öldüğüne dair bilgiler var. Şam'da öldüğünü söyleyen rivayetler de var. Şam'da ölmüş olsa bile Şam'da Bizans'ın hakimiyet alanında yer aldığı için aynı şeyi ifade ediyor. Dolayısıyla Bizans'la irtibatının bağlarını bilmemiz lazım. Araplara gelince Araplar temelde iki gruba ayrılmışlardı. Grubun birine biz Nebatiler diyoruz, Nebat oğulları, Irak kökenliyle küçük bir köküme. İkincisi Kayla oğulları. Kayla oğulları da kendi içerisinde ikiye ayrılmışlardı. Evs ve Hazreç kabilesi olmak üzere. Kayla anneleriydi. Annelerinin bir hani Osmanlı hanımefendi deriz ya, dominant karakterli bir hanımefendi olduğu anlaşılıyor. Dolayısıyla annelerinin adıyla anılmışlar Kayla oğulları. Buraya erken dönemde geldiklerini tahmin ediyoruz. Milattan kısa bir süre sonra geldiklerini tahmin ediyoruz. Çünkü Alim Sedik'e sonradır. Alim Sedik Yemen'de yıkıldıktan sonra Araplar göçtüler, dağıldılar. Bir kısmı buraya geldi, bir kısmı Irak'a yerleşti. Bir kısmı ise Suriye'ye yerleşti. Suriye'ye yerleşenler Gassaniler devletini kurdular. Irak'a yerleşenler Lahmileri kurdular. Bu bölgeye yerleşenler önce Mekke'ye yerleştiler. Sonra Mekke'nin işte hava koşulları çok el vermediği için buraya Medine'ye gelip yerleşmiş oldular. Onlar gelmezden önce Medine'de Yahudiler meskun idiler. Yahudilerin buraya ne zaman geldiği sorusu önemli bir soru. İki temel rivayet vardır. Babil döneminde, Nabukadnezar döneminde mesela o Babil, ondan sonra Babil'in Filistin'i istila etmesinden sonra bir grup Yahudinin buraya geldiği söyleniyor. Bu birinci rivayettir. Ama daha kabulü göreni ikinci rivayettir. O da miladi 70 yılında Bizans İmparatoru Titus'un Filistin'i işgalinden sonra ve aynı zamanda Ezra tarafından inşa edilmiş olan Beytül Mahdis'i yıkmasından sonra ki biliyorsunuz sadece ağlama duvarı olarak bugün hala ayakta olan kısmı kalıyor, geri kalan mabet yıkılıyor. O dönemde Yahudilerin göçtükleri ve önemli bir kısmının bu bölgeye ondan sonra deniz sahili takip ederek geldiğini
ifade ediyor kaynakta. Bu bölgeye gelmiş, yerleşmiş oldular. Başlarında bir kralları vardı. Krallıkla idare ediliyordu o zaman Medine. Esra Hazreti gelince de o krallığa bağlı oldukları anlaşılıyor. En son krallarının adı Fityun mesela. Ondan sonra o Fityun'u Esra Hazreti'nin Gassanilerden aldığı destekle yendiklerini biliyoruz. Fityun'un yenilişinden sonra Esra Hazreti burada güç kazanıyorlar. O tarihten itibaren Esra Hazreti Medine'nin en güçlü grubunu teşkil ediyorlar. Esra Hazreti putperest, paganist. Paganistler tabi Hicaz Yarımadası'nın tamamı aslında neredeyse putperest. Ama her bir şehrin kendi özel tanrısı var aziz gençler. Mekke'nin tanrısı Hubeyre'di biliyorsunuz. Taif'in tanrısı Lat idi. Medine'liler Menatçıdır. Menat onların tanrısı. Kudeyde, Müşeller'de, onların deniz sahiline yakın bir yerde bulunur. Medine'liler buradan hacca giderler. Hacca ondan sonra işte haclarını bitirirler. Vakfeye dururlar ama gelin diyorum ki saçlarını Menat'ın yanında tıraş etmeleri lazım. Yoksa ibadetleri makbul olmaz. Gelirler o mübarek Menat'ın etrafında bir de tavaf ederler. Saçlarını tıraş ederler. Kurbanlarını keserler. Böylece hacları makbul olur. Ondan sonra döner Medine'ye gelirler dedi. Hazreti Peygamber Medine'ye geldiği zaman öyleyse bir Yahudiler, iki Hristiyanlar, üç paganlar, dört Müslümanlar var. Dört ayrı grup Hazreti Peygamber Medine'ye geldiği zaman ondan sonra karşımıza çıkıyor. Medine'lileri biz bazen Mekkelilerle mukayese ederken zaman zaman Mekkelilere eş değer bir kültürel seviyede kabul ederiz. Mekke kültürlü bir yer. Mekke bir şehir devletidir bildiğiniz gibi. 10 bakanlıkla idare edilen, meclisi bulunan bir yerdir. Oy birliğiyle kararların alındığı bir mekandır Mekke. Ciddi bir devlettir gerçekten. Biz cahiliye diyoruz Mekke'ye ama cahiliye onların o cahil cühela oldukları anlamına asla gelmez. Cahiliye İslam'ın zıddı olarak kullandığımız bir kavramdır. İslam aydınlık ve karşılığını da karanlık olarak kabul ettiğimiz için onlara cahiliye diyoruz. Yoksa o insanlar kültürlü insanlar, birkaç din bilen insanlar mesela aralarında var. Hazreti Ömer mesela onlardan bir tanesi. Hazreti Ömer'in biz İbranice bildiğini biliyoruz. Yine Amr bin As onlardan bir tanesi, Habeşçe bildiğini biliyoruz. Ebu Sufyan onlardan bir tanesi, Farsça bildiğini biliyoruz. Dolayısıyla işlerinde birçok insanın birden fazla dil bildiğini biliyoruz ki aynı şey burada Medine içinde geçerlidir. Medine'de hele hele çift yazı kullanan insanlar vardı. Eberi yazı dediğimiz İbranilerin kullandığı yazıyı kullananlar var ama aynı zamanda Müsnet yazısını kullanan yani Yemen Arapların kullandığı yazıyı kullananlar var. Son zamanlarda Hiri yazı dediğimiz sonradan o biliyorsunuz dönüşecek ve bizim Arap alfabesine tebdil olacaktır. Bu yazıyı kullananlar da var idi. Bu yazıları kullananlar, ok atabilenler ve aynı zamanda yüzmeyi biliyorsa o adama El-Kamil denilir. Mükemmel adam. Medine'de mükemmel adamların sayısı bayağı fazladır. Ama mükemmel adamı yani El-Kamil'lerin Mekke'de ondan sonra saydığınızda bir elin parmağını geçmiyor. Medine'de daha fazla. Bunun arkasında Yahudilerin ciddi bir etkisinin olduğunu bilmemiz icap eder. Çünkü Yahudilere ait burada bir okul vardı. Bet-Ha-Midraş İbranicesi, Beytül-Medaris Arapçası ya da Derül-Medaris Arapçası ya da Derül-Sifir şeklinde de kaynaklarımızda sirayet etmiş böyle bir okul var. Bu okula sadece Yahudiler çocuklarını göndermez. Aynı zamanda Araplar da çocuklarını gönderirlerdi. Ve oraya gelen, yani bu okula giden Arap çocuklardan bir kısmı Yahudiliği kabul etmiş ve Yahudilerin tehciri esnasında Hz. Peygamber'in de izin vermesiyle o çocukların büyük bir kısmı sonradan katıldıkları ailelerle birlikte Medine'den göçüp Hayber taraflarına, Hayber'den Irak taraflarına yerleştiklerini biliyoruz. Dolayısıyla Medine, tekrar ediyorum, kültürlü bir mekanı ifade ediyor. Medine'deki Yahudiler üç ayrı işle uğraşıyorlardı hatırlarsanız. Nadir oğulları tarımla iştigal ediyorlardı. Nadara kelimesinden zaten anlayabilirsiniz. Çiftçiydiler. Esma Hazreti'nde önemli bir kısmının çiftçilikle iştigal ettiklerini bilmeniz icap eder.
Ama Kaynoka ve Preyzoğulları'nın bir tanesi onların kuyumculukla iştigal eder. Öbürü ise silah ticaretiyle iştigal edebilir. Dolayısıyla bunların her ikisinin de Hicaz Yarımadası'nda çok ciddi bir ağırlıkları vardı. Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Medine'ye geldiği zaman ilk sürtüştüğü grup ya da Hz. Peygamber'e ilk karşı çıkan grupta Yahudiler olmuşlar. Peki Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a artık biliyoruz yani müşrikler için bu kadar karşı çıktılar. Yahudiler neden bu kadar karşı çıktılar? Oysa ki Yahudilerin de neredeyse tek tanrıcı bir anlayışa sahip olduğunu görüyoruz. Baktığınız zaman şunu rahatlıkla görebilirsiniz ki Kur'an-ı Kerim ifade eder. Onların Hz. Peygamberi ve Müslümanları kıskandıklarını, çünkü kendilerinden bir peygamber beklentisi içerisinde oldukları ama bu peygamberin kendilerinden değil de Araplardan geldiğini görünce de Araplara karşı çıktıklarını hem Kur'an-ı Kerim hem bizim İslami literatürümüz ifade ediyor. Peygamber Efendimiz ilk ki buraya geldiği zaman şunu fark etti. Medine'deki Yahudiler ticaretin tamamını ellerinde tutmuşlar ve dolayısıyla Araplar da tabir caizse onlara çalışır mahiyettiler. Medine'de 4 tane pazar vardı. Safasit pazarı, Zaura pazarı, Kaynuka ve Kureyza pazarı ve bu pazarların tamamı Yahudilerin elindeydi. Dolayısıyla Yahudilerin elinde olan bu pazarlara Araplar, Müslümanlar da onlara dahil gidip mal aldıkları zaman oraya vergi ödemek zorundaydılar. Hazreti Peygamber geldiği zaman ilk icraatlarından bir tanesi bir pazar ihtisasıydı ki Baki mezarlığının bu pazar yeri olduğunu bilmeniz icap eder. Dolayısıyla Hazreti Peygamber orada pazarını inşa edince Yahudiler Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a karşı çıktılar. Çünkü Yahudilerin gelirlerinin önemli bir kısmını Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam tabir caiz ise sekte vurmuş oldu. Çünkü Hazreti Peygamber getirdiği sistem şöyleydi. Diyordu ki Peygamber Efendimiz bizim pazarlarımız Esveyakuna kemesacidina. Bizim pazarlarımız aynı mescitlerimiz gibidir. Bir adam mescide gittiği zaman para öder mi? Hayır. Nerede yer bulursa orada oturup namazını kılmaz mı? Evet. Aynen bizim pazarlarımız da böyledir. Bir adam malını getirir, nerede mekan bulursa orada malını satar ve orada ayrılır, gider ile. Dolayısıyla Yahudiler çok ciddi ekonomik kayıplara uğradılar. Ekonomik kayıplara uğradıktan sonra Hazreti Peygamber'e ve Müslümanlara karşı çıktılar. Emin olabilirsiniz, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam eğer onların pazarına yönetmiş olsaydı, eğer gerçekten Müslümanları onların pazarına yönlendirmiş olsaydı, eğer Müslümanların kendi ayakları üzerinde durmasını Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam arzu etmemiş olsaydı, Yahudilerle Müslümanlar arasında en ufak bir sorun yaşanmayacaktı. Ama Hazreti Peygamber bir kimlik ihdas etmeye çalışıyordu. O kimliği ihdas edebilmek için de bir mekana ihtiyaç vardı. Ve o en önemli mekandı, o Müslümanları bir arada tutacak olan o mekandı. Bunu başardı Hazreti Peygamber ki Hazreti Peygamber Müslümanları kendi eğitim kurumlarına yönlendirdi. Hazreti Ömer mesela Yahudilerin okuluna gittiği zaman ki bence bildiğini söylemiştim. Hazreti Peygamber diyor ki vallahi Musa'ya yaşamış olsaydı mescide gelirdi, Kur'an okurdu. Dolayısıyla Müslümanları mescide yönlendirdi. Bu ikinci ameliyedir ve son derece önemli bir şeydir. 3. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Müslümanları o yapıya çağırdığı zaman bile kendine özgü bir ameliye ihdas etti ki ona ezan diyoruz. Hazreti Peygamber mesela Yahudilerin ondan sonra hani buk diyorlar ya Yahudiler Borazan'a üflemesine Hazreti Peygamber bunun namaz çağrısı için kullanılmasına karşı çıkıyor. Yine çan çalmasına karşı çıkıyor. Bizim kendimize ait bir ameliyemiz olması lazım diyor ve hatırlarsanız ezanı ihdas ediyor diyor Hazreti Peygamber. Bunu bir kimlik ihdası için kullanıyor. Bir kimlik oluşturmak için kullanıyor. Kıyafet bunun bir başka şeyidir aziz gençler. Kıyafet bu kadar önemli ki Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam sizin kıyafetiniz onların kıyafetine benzemesin diyor. Son derece önemli bir şey. Onun için hanımlarımızın, bugün biliyorsunuz bizim kıyafetlerimiz hanımlarımızın üzerinde yaşıyor. Erkeklerimizin kıyafeti artık öyle belli bir yapıya oluştu ki ona ait edici bir kıyafet olarak görmüyoruz. Ama hanımların kıyafeti ait edici bir kıyafettir. Dolayısıyla hanımlarımız ne giydiklerine bakmak zorundalar. İslam bugün onların omuzlarında şekillenmiş ve lütfen İslam'ı temsil ettiğinizin bilincinde olun. Ona göre adım atın, ona göre hareket edin, ona göre gerçekten ayakta durun. Çünkü sizin kıyafetinizden verdiğiniz her bir tavizin İslam'dan verilmiş bir taviz olduğunun da bilincinde olmanız icap eder. Bu son derece önemli bir şeydir.
Diyeceksiniz ki niye siz erkekler İslam'ı temsil etmiyorsunuz kıyafetlerinizle de? Biz hanımlar temsil ediyoruz. Maalesef bu ağır yükü biz size yükledik. Onun için bugün bunu siz temsil ediyorsunuz. Allah yardımcınız olsun. Karşılığında çok ciddi bir sevap kazandığınızın da bilincinde olmanız ondan sonra icap eder aziz gençler. Dolayısıyla Hazreti Peygamber Medine'ye geldiği zaman o toplumu ihdas ederken bütün bunlardan faydalandığını görmemiz icap eder. Ve Medine gitgide şehirden devlete dönüşmüş oldu. Devlete dönüşünce de karşılığında kuşkusuz tepkiler oluştu, savaşlar oluştu. O savaşların bir kısmı Medine'de cereyan etti, iki tanesi biliyorsunuz onun bir tanesi Uhud Savaşı, yarın inşallah Uhud'a gideceğiz. İkincisi Hendek Savaşı, yarın Mevla nasip ederse Hendek'e de gideceğiz. Ve bu her iki savaşın şirke karşı verilen bir mücadele olduğunu bilmemiz icap eder. Dolayısıyla yarın gidip göreceğimiz mekanlar tevhid ile şirk mücadelesinin yürüdüğü mekanlar olduğunu bilmeniz icap ediyor aziz gençler. Kıbleteyn Mescidi bir kimlik ihdası için ondan sonra inşa edilmiş bir mescittir. Orada bunu anlatacağım ben inşallah size. Ama aynı zamanda Hendek ve Uhud'un müşriklere karşı verilen bir mücadelenin onların cereyan ettiği bir mekan. Bu bana ise az önce ifade ettiğim gibi İslam'ın ilk adımının atıldığı bir mekan olduğunu bilmeniz gerekiyor. Diyorum, evet ve zamanımı doldurmuş oluyorum. Sorularınız varsa sorularınızı alacağım. Yoksa Allah yar ve yardımcınız olsun diyeceğim. Yarın sabah görüşmek üzere. Kuba'ya gittiğimiz zaman, göstereceğiz inşallah. Peki, herhalde soru yok. Yarın sabah saat 7:30'da görüşmek üzere. Otobüse binmek üzere. Allah'a emanet.